Milliyet.com.tr'de konuğum avukat Serpil Çınar'la beraber yeniden sizlerleyiz. Hoş geldin tekrar. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bugün mehir konusunu konuşmak istiyorum. Şimdi mehir nedir öncelikle Serpil? Kanunda şu anda bir yeri var mı ve ne için veriliyor? Mehir bizim kanunumuzda yeri yok. Yani Türk Medeni Kanunu'nda yok. Ama İslam hukukunda evlenirken kadına verilmesi kadına evlenirken ya da evliliğin bitimiyle verileceği vaat edilen bir değerdir. Ve Türk Borçlar Kanunu'nda Yargıtay kararları gereği diyor ki Türk Borçlar Kanunu'na göre eğer bir kişi alacağı olduğunu, daha doğrusu vereceği olduğuna dair yazılı bir imza atarsa işte o zaman bu alacak söz konusu olur. Yani kısacası mehir senedi dediğimiz bir belgesi varsa bunu biz isteyebiliyoruz. Genellikle de altın değerinde oluyor. Bazen bilezik, 30 bilezik, bazen gram altın olarak belirtiliyor. Bunu şu da yapabiliyor erkekler, düğünde de takabiliyor. 300 gram ben sana altın sözü verdim, bu altınları düğünde takıyorum. Mehir borcumu sana ödedim diyor. Kadın yine de isterse o zaman düğün takılarında 300 gram mehir adına takma törenindeki bu takış esnasındaki videoyu sunabiliyor. Yani bu gibi durumlarda mehir de eğer almamışsa kadın senedi göstererek alabilir. Senet yoksa ama şahidim var, imam da oradaydı. Şahitle de maalesef kabul edilmiyor. Türk Borçlar Kanunu yazılı şartı öne getirdiği için, daha doğrusu öne sürdüğü için kabul edilir. Yani düğünde takılan takılarda mehir yerine geçiyor dedin. Evet ama bu şekilde anlaşılmışsa yani her düğünde takılan takılar mehir demek değildir. Mehir ayrı, düğünde takılan takılar da ayrı oluyor. Ama bu senin mehirin diye düğünde takılan bir takıysa tabii ki de. Diyelim ki 20 bilezik anlaştılar. Ben senin mehirini takıyorum. Bunu da tüm aile biliyor orada. Evet. 20 bilezik takılmıştır. İşte 5'i bir yerde takılmıştır. Kemer takılmıştır. Onlar düğün takıları. Ama özellikle onu belirtecek. Şunu da merak ediyorum. Yine çok tartışılan bir konuydu. Artık biliniyor ama biraz detayına inmek istiyorum tekrar. Şimdi düğünde takılan takılar kime ait diye. Evet. Düğünde takılan takılar kadına mı ait? Hangi durumlarda burada bir paylaşım nasıl oluyor? Orada iki şart var. Düğünde takılan takılar kadına aittir. Her genel kuralında istisnası vardır. Diyor ki düğünde takılan takılar örf adet, yerel örf adete göre farklı bir kural varsa ya da taraflar başka bir şekilde anlaşmışsa o zaman hepsi kadına ait değildir. Diyelim ki taraflar anlaşıyor, düğünde altınlar takılıyor. Taraflar bununla ilgili yurt dışında tatile gitmek istiyor, balayına gitmesi. Kadın da razı. Tamam diyor, evet ben sana altınları bunun için veriyorum. Boşanırken de diyor ki hayır altınları geri istiyorum. Adam bunu mesajlarıyla anlaşmayı kanıtlarsa, yazışmayı kanıtlarsa evet o zaman düğünde takılan takılar kadınındır istisnası söz konusu olacak. Ve çok tartışmalı bir konu. Düğünde takılan takılar kime aittir? Düğünde takılan takılar neden kadına aittir? Peki bana takılan işte çeyrek altın neden kadının oluyor? Benim ailem taktı, onun ailesi bir şey takmadı. Kadının oluyor? Neden kadının? Evet, burada konuyu kapatacak başka şeyler de, benim görüşlerim de var ama kapatacak derken belki de farklı da bakış açısı olacak ama ben bu konuda kadın erkek olarak baktığında yine pozitif bir ayrımcılık ilkesi gereği kadına verildiğini, bir güvence, bir temelinde ona bir gelecek kurarken, boşanırken özellikle de güvence oluşturması için de belirtiliyor. Bu arada ziynet eşyasında almada boşanma şart değil. Boşanmadan da isteyebilir eşinden. Ve düğünde takılan takılarla ilgili 2020 Mart'ta pandemi döneminde bir değişiklik geldi. Dedi ki erkeğe takılıyorsa erkeğin, kadına takılıyorsa kadının dedi. Kimin ailesi tarafından takılırsa takılsın dedi. Tabii bu bir duyum oldu, işte değişti, ona göre davalar açıldı. Bir sene sonra Yargıtay eski düzenine döndü. Eski kararına geri döndü. O karar kalktı. Yani kalktı derken tabii duruyor ama uygulamadan kalktı. Yani şu anda kime takılırsa takılsın, kimin ailesi tarafından takılırsa takılsın, yerel örf adet yoksa, aralarında anlaşma yoksa düğün takıları kadına ait.
Peki şimdi bizde çok şeydir işte o düğün takılarıyla mesela işte ev alalım, şey yapalım. Evet. Şimdi düğün takıları takıldı, onunla bir eve girildi, ev alındı vesaire ama sonra bir anlaşmazlık oldu, bir boşanma sürecine girildi. Evet. Şimdi bu durumda da kadının bir hakkı var mı? Yani ben düğünde takılan takılar yok artık, onları talep edebilir mi evet, böyle bir durumda? Evet, edebilir. Şimdi şöyle edebilir. Ayşe ile Mehmet anlaştılar. 200 bin lirada bir peşinat ödediler, kredi çektiler, 1 milyonluk ev aldılar. Geriye kaldı 800 bin lira. Şimdi 200 bin lira peşinat evin 1/5'ine tekabül ediyor. Yani bu demektir ki Ayşe'nin bu konutun gerçek değerinde, daha doğrusu tasfiye sürecindeki sürüm değerinden 1/5'i kişisel malı. Yani bu ev ikiye bölünmeyecek. Bu ev 1/5'i hariç tutulacak, o Ayşe'nin olacak. Geri kalan kredi ödemesi yarı yarıya paylaştırılacak. Evet yani karışık mı? Çok karışık. Düğün takıları değil mevzusu hakikaten bayağı karışık. Evet. Ama karışık olan bir konu daha var ki o da narsist eşten boşanmayla ilgili. Şimdi evet boşanma davaları zaten zor konular, zor bir süreç ama bir de o evlilik birliğinde yaşadığın insanla ilgili yaşadığın sorunlar var evet. ki özellikle narsist bir kişiden boşanmak çok daha farklı bir boyutu var sanırım burada. Burada nasıl bir süreç oluyor Serpil? Biliyor musunuz narsist tabii ki de bizim son 5 yıldır bildiğimiz evet. aslında yaygınlaşan bir kelime. Ama çok zorlanıyoruz biz o davalarda. Şöyle zorlanıyoruz. Davanın zor olması değil. Müvekkil narsist bir eşle beraberse tedirginlikleri, kendini güvensizliği o kadar çok oluyor ki mutlaka bir kere boşanmaya karar vermişse, eşinin zaten narsist olduğunu öğrenmişse mutlaka o kişi zaten terapilerle bunu fark edip geliyor. Terapi almış, eşinin narsist olduğunu öğrenmiş ve kendinin de farkına varmış. Nasıl bir girdap içinde olduğunu da fark etmiş. Öyle bir evliliktir. Ve narsist eşten boşanma süreci o kadar sancılıdır ki aslında baktığınızda. Psikolojik olarak sancılıdır. Gelen kişi işte yönetirsiniz mesela bu olacak, şu olacak. Ya savunmada şunu derse, ya bunu derse, ya tanığıma bunu ta böyle başka kademeleri, daha ileri aşamaları düşünerek kendini mutsuzluğa sürükler. Çok zorlanırız o konuda. Lütfen delillerine güven, kendine güven. Bu aslında bir psikolojik yönetmeye de girer. Evet. Çünkü narsist eş aldatır. Bir sor neden aldattım? Vurur. Bir sor neden vurdum? Bir sor. Sen sütten çıkmış ak kaşık mısın? Çünkü hatasını kabul etmez. Özür dilemez. Onun dışında hep sen hatalısındır. Hep sen kusurlusundur. Hep sen kötüsündür, çirkinsindir. Gelen eş özgüvensiz gelir. Diğer taraftan dava dilekçesini çok güzel hazırlarsın. Çok da güzel kanıtların vardır. Yok. Bir türlü güvenemez kendine. Ama işte burada şunu şunu derse, ya şöyle bir cevap verirse, derim ki ya bir cevap versin, bir savunma yapsın. Onu da çürütürüz, sen güven. Yani çok 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 zor narsist eş süreci. Ve mutlaka terapi alması şart. Narsist eşten boşanan kişinin. Kendinin farkına varması için, evliliğinin farkına varması için. Ve yarın bir gün çocuk da varsa, o narsist eş ya da narsist baba, narsist anne çocukları manipüle edecek ve aslında kendini küçük örneğini görecek. O yüzden sınır çizme. En zoru da hakikaten çocuk varsa ortada. Evet. Çünkü bir yerden sonra çocuklar da zorlanıyor. Benim bazı müvekkillerim şunu söyledi oluyor. Ben boşanmaya çocuğum istediği için karar verdim. O zaman farkına vardım. Bir gün çocuğum anne ne olur böyle böyle yap. Görmüyor musun gözünü aç. Dediğinde ben uyandım diyen çok kişi var. Çünkü seni de uyutuyor, hipnoz ediyor gibi. Evet. Çok kötü bir şey. Bizde terimler oldu. Yani gaslighting var, Stockholm evet. var, narsist var, toksik ilişki var. Evet. Zehirini akıtıyor sana. Maalesef. Ve uzun bir sürede bu arada dava açıldıktan sonra biz ikinci ya da üçüncü görüşmelerde diyorum ki iyi görünüyorsunuz. İlk zamanlar çok mutsuz gelirler. Ve ikinci, üçüncü görüşmelerde artık biraz daha rahatlama. Çünkü hala aylardır manipülasyon, hala kafa içinde eşinin sesi, yargılaması, eleştirisi hepsi devam eder. Zor bir süreç ya gerçekten. Anlatırken şiştim. Evet, evet hakikaten. Seninle sohbet çok keyifli ama süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum tekrar konuk olduğun için. Ben teşekkür ederim. Yeniden görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın.